Merhaba arkadaşlar, Efe Gedik diye bir arkadaşımız Mondial RX 1'e uygun bir tane kombin istemiş. Ben de ona uygun kombin seçeneklerini çıkarttım. Next SX 100 kaskı çıkarttım. Bu kaskı daha önceden tanıtmıştım. Hem iç pedleriyle hem full gelmesiyle gerçekten güzel bir kask olduğunu da birçok tanıtımda anlatmıştım. Nasıl bir kask ondan başlayayım. Sonra işte tüm elemanları, tüm ekipman giyim önerilerini sizinle paylaşacağım. Next SX 100 ilk önce kademeli olarak açılan bir cama sahip. Polikarbon bir dış yüzeyi, dış kabuğu olmasına rağmen kauçukla desteklenmiş, %30 kauçukla desteklenmiş bir yapıya sahip dış kabuğu olarak. Tabii bir burun pedi var. İç pedleri rahat ve kolay değiştirilebilir, çıkarılabilir ve yıkanabilir şekilde yapılmış. Ön havalandırma kanalı şuradan açıp kapanıyor. Üst havalandırma kanalı Mondial RX 1'e uygun şekilde, hani dik sürüş pozisyonuna uygun şekilde yapılmış bir üst hava kanalı var. Üst hava kanalı da şuradan açıp kapanıyor. Ve yan tarafında bir tane güneş vizörünü açıp kapatabileceğiniz noktası var. Bunu açtığımız zaman şuradan hemen görebilirsiniz. Bu kaskı neden öneriyorum? Daha sonra işte ben intercom alacağım, intercomla kullanacağım derseniz bu kaskın yan tarafında intercom haznesi var. Bunlar XCOM intercomlar için özellikle yapılmış kasklar. Yani kask değil de intercomla beraber rahatlıkla kullanabileceğiniz, çünkü yuvası olan bir kask. İçinde de iç tarafında da işte ona göre kulaklık yerleri açılmış şekilde hazır gelen bir kask. Şuradan hemen kapanıyor. Bu kaskın ağırlığı 1550 gram, ECE 2205 sertifikasına sahip. Altında mikrometrik bir tane bağlantısı var. İç pedleri gördüğünüz gibi hava dağılımına uygun şekilde bir iç ped yapısı var. Hava dağılımı iyidir, ortalama sessizliğe sahiptir ama süper bir sessizliğe sahip değildir. ECE 2205 sertifikasına sahip demiştim zaten. Bu alt kısımlarında şöyle plastik çıkıntıları var. Bu da işte sarsılmayı engellemek için yapılmış. Arkasında hemen spoiler'ın altında şu şekilde hava çıkış kanalları var. Bunun renkleri var, birçok rengi var. Ben de linklerini zaten paylaşacağım hemen açıklama kısmında. Üstüme giydiğim mont, 4 mevsimlik bir mont, Rika Discovery diye geçiyor. Rika boomeranglar da var, birçok üst bedene uygun olarak yapılmış şekilde. Rika Discovery'yi seçmemin sebebi ve bunu önermemin sebebi ise 4 mevsim olması. Bunu aldığınız zaman 4 mevsim kullanabileceğiniz, istediğiniz yerde, istediğiniz sürüşte kullanabileceğiniz, yazında iç astarlarını çıkartarak kullandığınız zaman ferah şekilde rahat rahat kullanabileceğiniz bir mont olması. Tabii hani bunun hem kol içi özellikle şöyle çıt mekanizmaları var ve işte şuradan kapanıp açılabilen, aynı zamanda içinde file dokusu olan şu kısımları var. Burada işte hani astarları çıkarttıktan sonra yazın rahat sürüş yapabiliyorsunuz bununla. Kolları cırt cırt şekilde yapılmış, dayanıklı bir kumaşa sahip ve hani rüzgar geçirmeyen bir kumaşa sahiptir. O yüzden de hani 4 mevsim deniyor zaten. Ama şu kol ağızlarını ve şuradaki fermuarları açarak rüzgar gelmesini sağlayabilirsiniz. Yazın hani bununla ne kadar rahat edebilirim? Orta düzeyde rahat edebilirsiniz. Çünkü tamamen hani rüzgar geçirgen bir kumaşı olmadığı için yazın biraz terletecektir. Eğer yazlık bir mont almak istiyorsanız farklı seçeneklerin açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onların linklerini paylaşacağım. Astar kısmını çıkarttıktan sonra yaz sürüşlerinde mükemmel şekilde uyumlu kullanabilirsiniz. Astar hemen şu yandan çıkıyor. İç cepleri var, yan cepleri var ve bel tarafında şöyle çıt çıtları var. Beline çıt çıt koymuşlar işte belinize göre tam oturtabilin diye. İşte hani biraz daha iri arkadaşlar olursa onlara göre şu çıt çıttan belinize göre ayarlayabilirsiniz. Arkasında bir sırt korumayla geliyor bu. Birçok mont biliyorsunuz hani Revit'in montları falan sırt korumayla gelmiyor. Revit'in sırt korumayla gelen montları yok. Belki bir tane vardır ama şu anda hafızamda değil. Ama bu üstündeki Rika Discovery sırt koruma ile geliyor. Tamamen korumalı bir mont. Çünkü hani dirseklerinde de omuzlarında da koruma var ve yüksek kapanan bir yapıya sahip. Burasında da bir tane cırt çıtı var. Fermuarı tamamen öne kadar çekildiğinde full korumalı bir mont haline geliyor. Şuradan hemen göstereyim şunu. Şu şekilde kapanıyor. Şuradan da cırt çıtı var. Kapandığı zaman şöyle bir yapıya sahip oluyor.
Bunlarla beraber önerebileceğim iki tip eldiven var. Eldivenlerden bir tanesi Revit'in yeni gelen eldivenlerinden bir tanesi. Adı da Creator diye geçiyor. Ve siyah bir eldiven. Revit'in bu eldivenin, Creator'ın renkleri yok. O yüzden tek renk, özellikle hani avuç içi koruması, yani şu bilek koruması, avuç içi koruması demeyeyim ona. Bilek koruması, şu bileğindeki elastik yapısı, hem hani bileğinizi kavramanızı sağlıyor, aynı zamanda bir tane cırt cırt koymuşlar. Bu cırt cırt da gerçekten iyi, yani bileğinize göre sıkmanızı, işte kaza yaparsanız Allah göstermesin, bunun çıkmamasını sağlıyor. Bileğinde yumuşak bir koruması var. Eklem yerlerinde koruma yok, onu da belirteyim. Tamamen kışlık bir eldivendir. Yazın elinizi çok terletecektir. Aklınızda olsun. Bunu önerebilirim. Ama hani Revit'in daha üst modellerinden alırsanız onun tamamen eklem yer korumaları var. Eğer yazlık bir eldiven almak isterseniz ona uygun bir tane daha önerim var. Bu da Splash diye geçiyor. Vectron'un Splash modelini seviyorum. Çünkü bileğinde sert bir koruması var. Aynı zamanda eklem yeri korumaları var. Eklem yeri koruması olması gerçekten önemli. Parmağınızın kırılmasını engelliyor. Şöyle açtığınız zaman şöyle giyiliyor. Ve iç tarafı tamamen korumalı şekilde. Diğerini de giyerek göstereyim. Bunun da içi deri, bunun içi kumaş. Arasındaki farkları zaten biliyorsunuz. Demin de anlattığım gibi eklem yeri korumaları yok. Eklem yeri korumaları var. Fakat içi kumaş, tamamen kumaş. Bunun da içi deri şekilde yapılmış, yumuşak bir koruması var, sert bir koruması var. Bu da alınabilir. Bu işte hani Vectron'un farklı Boston eldiveni alınabilir, Black eldiveni alabilir kışlık olarak. İşte Boston'u yazlık olarak alabilirsiniz. Ve işte hani yazlık Vectron'un birçok eldiveni var. Onları da zaten açıklama kısmında yazacağım. Bunlardan alıp kullanabilirsiniz. Benim önerilerim bunlar. Farklı önerilerde. Hani farklı önerileri de görmek için aşağıdaki linklere bakın. Bunları çıkartayım. Benim önerdiğim bir tane Nemrut kot var. Nemrut kotu neden öneriyorum? Kot pantolon gerçekten önemli. Hem özel dikişi olan hem de hani bütün işte kalçasında da dizlerinde de koruması olan bir kot almak gerçekten önemli. Tamamen kendi kotunuzu sürmeye çalışmayın. Düştüğünüz zaman sonuçları kötü oluyor. Nemrut kotu neden öneriyorum? Çünkü kalça korumaları var. Dizlerinde de diz korumaları var. Hem daha düz, daha siyah bir şey almak isterseniz onun için de Pirate kotunu alabilirsiniz. O da Teş90'ın bir ürünüdür. Bunun yanlarında cepleri var. Normal bir kot görünümünde. Pirate kotunun içinde de Kevlar bir tane koruma var. Nemrut kotunda da iç koruması var, iç astarı var. İç astarı şu şuraya kadar, yani yarım olarak yapılmış. Pirate kotunda da yarım olarak yapılmıştır. Kalçanızı tamamen sürtünmeye karşı koruması için yapılmıştır. Normal bir kot görünümünde ve içinden bu işte korumaları çıkarttığınız zaman günlük olarak da kullanabilirsiniz bu kotu. Bunun farklı farklı çeşitleri var. Onların da linklerini paylaşacağım. Göründüğü gibi bir kot. Böyle. Tamamen arkası şu şekilde yapılmış. Güzel bir kot. Benim de hoşuma giden bir kot. Ben Pirate kullanıyorum. Ayakkabı olarak da işte ayağınıza giyebilecek bot olarak da paylaşacağım. Rockwell'in botları var. Çünkü uygun fiyatlılar. Ve hani İşte terlediğiniz zaman, yazın bile terlediğiniz zaman bu teri hissettirmeyecek şekilde yapılmış. Arka tarafında körük, ön tarafında körük mekanizması var. Bu uzun modeli, bu kısa modeli istediğine karar verebilirsin. Uzun modeli daha fazla koruyacaktır. Çünkü bunun ön tarafında da korumalar var. Bu kısmen koruyacaktır. Hani kaval kemiğini tamamen korumayacaktır. Bu kaval kemiğini tamamen korur. Spor modeldir. Bunların Naked'lara uygun veya işte Enduro'lara uygun modelleri var. Onlardan da alabilirsin. Onlar da yarımdır. Bunun nasıl özellikleri var ona geleyim tabii. Vites koruması var, topuk koruması var, altı kaydırmaz tabandır. Aynı özellikler onda da vardır. Ve
Şu cırtçırtlı şekilde açılır. Yan tarafında bir tane fermuar vardır ve bu tarafında da cırtçırt var ki ayağınızdan çıkmasın diye yapılmış. Tüm korumaları var, bilek koruması da var. Bunlar bence hani Mondial RX 1'e uygun gidebilecek seçenekler. Veya uzun yol için TCX'in bu botunu alabilirsiniz. Bu botu da hani hem su geçirmezdir, Gore-Tex malzemedir, hani bunun da körük mekanizması var, arka tarafında ufak körük mekanizması var, işte bilek koruması var, burun koruması var, topuk koruması var ve yine kaydırmaz tabandır. Bu da alınabilir ve kullanılabilir. Bu örneklerle Mondial RX 1'e uygun şeyler vermeye çalıştım Efe. Umarım yararlı olmuştur. Uzun yol sürüşleri için işte hani bu alınabilir, Nemrut Kot alınabilir, Next SX 100 almak istemiyorsan, hani biraz daha üst bir model almak istiyorsan ve hani beni yani hiç üzmesin, sessizliği daha az olsun ama çok iyi hava geçirgen olsun istiyorsan GT Air alınabilir. Şöyle GT Air'den alıp kullanabilirsin. Bunu tanıtımlarımızda görebilirsin. Yine kademeli bir açılan bir yapısı var. İşte burnun önünde gerçekten çok iyi havalandırmaları var. İşte bir tane çene pedi var. Mikrometrik bir bağlantısı var. Çene pedleri çıkartıp yıkanabiliyor. Bir güneş vizörüne sahip. Güneş vizörü de şuradan yandan açılıp kapanıyor. Üst havalandırma kanalları, işte ön havalandırma kanalı dik sürüş pozisyonuna uygun şekilde planlanmış. Arka hemen üst spoiler'ın hemen üstünde yeniden hava açıp kapatma arka hava kanalı var. Bunun da ağırlığı 1515 gram. Bunun ağırlığı ise 1550 gram. Karar tamamen senin. Ben işte elimdekileri ve sana uyabilecekleri, Mondial RX 1'e uyabilecekleri tanıtmaya çalıştım. İyi sürüşler.